Sevgili 5. sınıflar matematik dersimize hoş geldiniz. Bugün bir çokluğun basit kesir kadarını nasıl bulacağımızı öğreneceğiz. Bu tür soruları çözerken hangi işlemleri yapacağımızı tahtaya yazdım. Tabii bu işlemleri ezberlememize gerek yok. Soru üzerinden hangi adımları izleyeceğimize birlikte karar verelim. Ahmet 320 sayfalık kitabın 8'de 3'ünü okumuştur. Ahmet kaç sayfa kitap okumuştur? Öncelikle çokluğumuz verilmiş. Bu çokluğun basit kesir kadarını istiyor bizden. Çokluk verildiği zaman hangi işlemleri yapacağımız yazıyor. Dediğim gibi ezberlemeye gerek yok. Kesrimizi önce bütün üzerinden gösterelim. Bütünümüz yani kitabımız. Kitabımızın 8'de 3 dediği için 8 eş parçaya böleceğim. 3, 4, 5, 6, 7... Bir tane daha çizmem gerekiyor. Tabii bu parçalar eşit parçalar. Burada bir kayma, fazla çizme durumu olabilir. Eşit parçalar. Bu eşit parçaların 3 parçasını ne yapmış? Soruda söylüyor. Burada yapacağımız şey, şekil çizdikten sonra taradığımız yani aldığımız bölgenin neyi belirttiğini, taramadığımız yani boyanmamış kısmın neyi belirttiğini mutlaka bilmemiz gerekiyor. Karıştırmamak için altına not edebilirsiniz. Sorumuza bakacağız ve ona göre karar vereceğiz. Çünkü bunun cevabı soruda var. Taralı bölge neyi ifade ediyor? 320 sayfalık kitabın tamamı 320 sayfa. Bu bir kitap. 8'de 3'ünü okumuştur. Demek ki bu 3 parça okunan sayfa. Boyanmamış kısımda kalan sayfa, kitabın okunmamış kalan sayfasını belirtiyor. Şimdi soruya tekrar bakacağım. Ahmet kaç sayfa kitap okumuştur? Bizden boyalı kısmı mı istiyor, boyasız kısmı mı istiyor? Soru da söylüyor. Okumuştur diyor. Hangi taraf okunmuştu? Boyalı taraf. Oraya da soru işareti koyuyorum. Bizden istenen boyanmış kısım. Peki, biz bütünümüzü ne yaptık burada? 8 eş parçaya böldük. Bütünümüz neydi? 320 kitaptı. Nasıl ki bütünümüzü 8 eş parçaya böldüysek eğer, bu bütün 320 sayfa olduğu için 320'yi de 8 eş parçaya böleceğim. Her parçaya kaç sayfa geleceğini bulacağım. 32'de 8, 4 kere var. Yukarıdan indirdiğim sıfırda 8 olmadığı için 0 ekliyorum. Yani 0 kere var. 40. Bakın her parçanın 40 sayfa olduğunu buldum. Daha sonra 3 parçanın toplamda ne kadar yaptığını bulmak için 40, 40, 40 toplamak yerine kısa yoldan 40'ı 3 ile çarpıyorum. 12, 0 ekliyorum. 120 sayfa okumuştur. İkinci problemimize bakalım. Yasin 240 TL'nin 6'da 4'ünü harcamıştır. Geriye kaç lirası kalmıştır? Bu tür problemlerde eğer zorlanıyorsanız mutlaka şekil çizin çocuklar. Şekil üzerinde görmeniz daha kolaylaşacak. Tabii şekil çizmeyi belli bir süreden sonra bırakabilirsiniz. Hayal etmiş olacaksınız. Direkt işlemlere geçebilirsiniz. Şeklimizi çizdim ben. 6'da 4'ü dediği için 6 parçaya bölüp 4 parçasını ne yapacağım? Boyuyoruz. 1, 2, 3, 4. Geldik ikinci adıma. Boyalı kısım neyi belirtiyor? Boyasız kısım neyi belirtiyor? Bunları mutlaka yazmalıyım. Karıştırmak istemiyorsam eğer. Sorunun içinde gizliydi bu cevap. 240 TL'nin tamamı 240 TL. 6'da 4'ünü harcamıştır. Bakın 4 parçasını ne yapmış? Soruda söylüyor. Harcamış diyor. Demek ki burası harcadığı para. Altına not ediyorum unutmamak için. Boyasız kısımda kalan parası. Daha sonra geriye kaç lirası kalmıştır? Bakın ne kadar harcadığını sormuyor. Kaç lirası kaldığını, kalan parasını soruyor. Soru işareti buraya koyuyorum. Demek ki boyasız kısmı bulacağım. Önce her bir parçaya kaç lira geldiğini bulmam gerekiyor.
Bunun için tamamı ne kadardı parasının? 240 liraydı. 240 lirayı nasıl ki ben burada bütünümü 6 eş parçaya böldüysem parayı da 6 eş parçaya bölüyorum. 4 kere var. 0'ı bölüm kısmına ekliyorum ve her bir parça 40 lira. Nereye bulacaktık? Boyasız kısmı. Eğer şekil çizdiysek boyasız kısmı direkt 2 tane 40 olduğu için 2 ile 40'ı çarparak bulabiliriz. Bu birinci yöntemimiz. Birinci yöntem. Eğer şekil çizdiysek boyasız kısım 2 tane olduğu için 40 çarpı 2 80 lira şeklinde kalan parasını bulabilirim. İkinci yöntem. Şekil çizmedim. Önce bölmemi yaptım. Her bir parçanın 40 lira olduğunu buldum. Daha sonra harcadığı para 4 tanesini harcamıştı ya 40 40 40 40 40 ile 4'ü çarpıyorum. 160 lira harcadığını buluyorum. 160 lira harcadıysa tüm parasının içinden harcadığı 160'ı ne yapacağım? Çıkaracağım. 240'tan 160 lirayı çıkarırsam 80 lira kalan parasını bulurum. İstediğiniz iki yöntemden birini, kendinize kolay gelen hangi yöntemse onu seçebilirsiniz. Birinci yöntemde şekil çizdiysem eğer boyasız parçalardan sonuca ulaşabilirim. İkinci yöntemde şekil çizmediysem eğer 40 40 40 olduğunu buldum parçaların. Daha sonra harcadığı 4 parça için 40 ile 4'ü çarptım. Harcadığı parayı buldum. Tüm parasından harcadığı parayı çıkarırsam kalan parasını bulmuş olurum. Bu sorumuzu şekil çizmeden direkt işlemlerle yapalım. 2700 lira maaş alan biri her ay maaşının 9'da 6'sını kiraya veriyor. Kirayı ödedikten sonra kaç lirası kalır? 2700 lira bizim çokluğumuz. Çokluğumuzun basit kesir kadarını bulmak için 2700 lirayı paydaya yani 9 eş parçaya bölüyoruz. 27'de 9, 3 kere var. Sırayla yukarıdan sayılarımı indiriyorum. 0'da 9 yok, 0 ekliyoruz. 0'da 9 yok, 0 ekliyoruz. Demek ki 9 parçanın her birini 300 lira, 300 lira, 300 lira şeklinde bulduk. Şekli hayal edin. 9 eş parça ve her biri 300 lira. Bu parçaların 6 tanesini kiraya veriyormuş. 6 parçasına. Bakalım kira için ne kadar veriyormuş? Her bir parça ne kadardı? 300 liraydı. 6 tanesini bulmak için kısa yoldan çarpmamızı yapıyoruz. 18, 0, 0 ekledim. 1800 lirayı kiraya veriyor. Çünkü soruda öyle diyor bakın. 6 ile çarptıysam eğer soruda 6 parçasını kiraya veriyor diyor. Yazdım. Kiraya veriyor. Bu şekilde bulduk. Devam ediyorum soruda. Bakalım benden kiraya verdiği paranın ne kadar olduğunu mu istiyor? Kalan parasını mı istiyor? Kirayı ödedikten sonra kaç lirası kalır? Bakın kalan parasını istiyor. 6 parçasını kiraya vermişti. Öyleyse tüm parasından kiraya verdiği parayı çıkarırsak kalan parasını buluruz. 2700 liradan 1800 lirayı çıkarıyoruz ve 900 lira kalan parası. Ne yazık ki. Sorumuzu şekil çizmeden işlem üzerinden yapalım. Yasemin 140 soruluk sınavda soruların 4'te 3'ünü doğru, 5'te 1'ini yanlış, geri kalanını boş bırakmıştır. Yasemin kaç soruyu boş bırakmıştır? 2 farklı kesil verilmiş değil mi burada? Bunun için 2 farklı işlem yapacağız. 140 soruluk sınavda soruların 4'te 3'ünü doğru demiş. Önce doğru sayısını bulalım. Daha sonra yanlış sayısını. Bizden de zaten ne istiyordu? Boş bıraktığı soru sayısını istiyordu. Sorumuz, çokluğumuz 140 soru. 4'te 3'ünü bulmak için çokluğumuzu 4 eşit parçaya bölüyoruz. 140'ı 4'e bölelim. Her bir parçada 35, 35, 35 soru var.
4 eş parçaya böldük bütünümüzü. Her bir parçanın 35 soru olduğunu bulduk. 3 parçasını doğru yapmış. Her bir parçada 35 soru varsa 35 ile 3'ü çarpıyoruz. Doğru sayısını bulacağız. 105 soruyu doğru çözmüş. Şimdi geldik yanlış sorusunun kaç tane olduğuna. Yine soru sayımız 140. 140'ın üzerinden işlem yapacağız. 5 parçaya bölüp 1 parçasını alacağız. Yanlış sayısını bulmak için. 5'e bölüyorum. 28, 28, 28 olarak buldum her parçanın. Bizden bir parçayı istediği için 28 ile 1'i çarpıyoruz. Tabii ki cevap yine 28 olacak. Yanlış sayısını buldum. Doğru sayısını buldum. Tüm soru sayısını biliyorum. Boş kalan soru sayısını bulmak için yanlış ile doğruyu topluyoruz. 105 artı 28, 133. Tüm sorularımızdan yanlış ve doğruyu çıkarırsak eğer boş bıraktığı soru sayısını bulabiliriz. 140'dan 133'ü çıkarıyorum ve 7 tane soruyu boş bıraktığını bulduk. 120 kalemin 5'te 2'sini arkadaşıma, 6'da 1'ini kardeşime verdim. Geriye kaç kalemim kaldı? Yine 2 farklı kesrimiz var. Çokluğumuz aynı, değişmeyecek. Bunun için önce arkadaşıma verdiğim kalem sayısını bulacağım. Daha sonra kardeşime verdiğim kalem sayısını bulacağım. En son bizden istediği kaç kalemim kaldı? Kalan kalem sayısı. Arkadaşım için çokluğumuzun yani 120 kalemin 5'te 2'sini vermişim. 120'yi 5 eşit parçaya bölüyoruz. Her bir parçanın 24, 24, 24, 24, 24 olduğunu buldum. Bizden 2 parçasını istediği için 24, 24'ü toplamak yerine 2 tane 24'ü kısa yoldan çarpıyoruz. Ve bu bizim arkadaşımıza verdiğimiz kalem sayısı 48. Kardeşim için yine aynı çokluğun 6'da 1'ini veriyorum. 120'yi 6 eş parçaya bölüyorum. 0'ı eklediğimiz zaman her bir parçanın 20, 20, 20, 20, 20, 20 olduğunu buldum. Bir parçasını kardeşine verdiği için 20 ile 1'i çarpmama gerek yok. Yine aynı sonuca ulaşacağım. Demek ki 20 tane kalemi de kardeşime vermişim. Kalan kalemleri bulmak için verdiğim kalemlerin kaç tane olduğunu biliyorum. 48 artı 20, 68 kalem verdim. Verdiğim kalemlerin toplam sayısının 68 olduğunu biliyorum. Benim kalemlerim 120 taneydi. 120'den 68'i çıkarırsak kalan kalem sayısını buluruz. 52 kalem kaldı. Sevgili çocuklar, bu soru sizler için. Cevaplarınızı yorumlara yazabilirsiniz. Dersimizin sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde görüşürüz.